Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'da savaştan bir süre sonra Hitler'in iktidara gelmesiyle yeni bir savaş için hazırlık yapmaya başlandı. Almanya önce Avusturya'yı ilhak etti ve 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etti. Hitler'in yaptıklarına kayıtsız kalamayan İngiltere ve Fransa savaşa dahil oldu. Ancak Hitler'in ilerlemesi durdurulamadı. Alman ordusu Fransa'yı da işgal etti. Hitler, Barbarossa Harekatı ile 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Alman ordusu eğer Sovyetlere saldırmasaydı Türkiye'yi işgal etmeyi planlıyordu. Sovyetler tamamen işgal edilseydi ya da önce Türkiye'ye saldırılsaydı Türkiye'deki Nazi işbirlikçisi yönetimin üst isimleri ve hangi Türk siyasetçilerin tasfiye edilecekleri bile belirlenmişti. Almanya'da yaşayan Türk araştırmacı Şenol Şahin Çörekçi, Hitler'in Türkiye'yi işgal etmek amacıyla hazırlattığı iddia edilen askeri rapora ulaştığını açıkladı. Çörekçi, Hitler'in işgal etmeyi planladığı ülkelerle ilgili önceden rapor hazırlattığını belirtti. Ünlü araştırmacı, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu söyledi. Çörekçi, Hitler'in Azerbaycan'daki petrol yatakları, Arap Yarımadası ve Türkiye'deki bor madenlerini ele geçirmek istediğini söyledi. Yani iddialara ve eldeki verilere göre Hitler Türkiye'ye de saldırmak istiyordu. Ve bunu bir süre erteleyerek Sovyetler Birliği'ne yöneldi. Hitler, Sovyetler Birliği'nde aldığı yenilgilerin ardından başlayan geri çekilmeyle uğraşırken Türkiye'yi işgal planını da rafa kaldırdı. Fakat Hitler'in savaşı kazanma planları tersine döndü. Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetti ve Hitler intihar etti. Böylece Hitler'in Türkiye'yi işgal planı da tarih olmuş oldu.